so find a way to. Hello, bakın yanımda kim var? Çok utangaç duruyorsun. Hayır. Biraz daha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl ünlü oldun? Anlatsana biraz. Ay çok uzun sürmedi. Çok benim kısa de sürdü. Öyle çok kısa sürdü. Evet. Bir peşin oldum. Sıra geldik valla. Ne olduk ya? Olduk mu bilmiyorum ama olduk. Oldu yani. Nasıl olmadı? Bir şarkıyla. Evet ya. Şarkının hikayesini soracağım hemen. Yazımı 15 dakikada süren bir şarkı. Sen yazdın. Aynen ben yazdım. Ne yaşadın da yazdın? Ne çektin be diyenler. 15 dakikada şarkı. Ben 15 dakikada makyaj yapamıyorum. Yok yaparsın. Ama şöyle oldu mesela hani böyle sıkıldığın, bunaldığın bir an hayattan ondan sonra. Ben yemek yiyorum mesela. Kadın şarkı yazmış. Ben yemek pek yiyorum. Bir farkım yok. Boş zamanlarımda genellikle. İşte eve geldim böyle bayağı daraldığım bir zaman. Ondan sonra oturdum böyle YouTube'dan saçma sapan bir arka fon. Ondan sonra seçip böyle dinleyelim. Sonra gel benim öyküm. Ne yapsak? Yaralı. Biraz daha böyle damardan olmak üzere. Sonra patladı. Böyle 15 dakikada bitti. Paketledik, koyduk. Sonra şarkı patladı işte. Bir günde patladı mı şarkı? Bir günde değil. Benim haberim yoktu internete konulduğuma. Arkadaşlarım koydu. Aha! Hep şimdi, böyle olur ya bu evet hikayeler. Evet ya, çok klişe ama olsun. İşte WhatsApp'tan paylaşıyorum. Mesela sana atıyorum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Sonra tekrar başka bir şarkı hiç yapıyorum. Böyle şey diyen oldu mu hani? Ya hani olmamış ya deyip hani şu an utanan var mıdır? Mesela söylesem mi bilmiyorum ama Çağatay Akman. Beni çok ezikledi ya. Çok ay sen kendine bak be. Beni sinirlendirdi. Çok ezikledi beni. Sen kendine bak önce. Şimdi attın şarkıyı sana şey mi denedim? Bu tutmaz. Çağatay dedim elinde bir şarkı var. Buna bak. Arkadaştınız. Dur ben bütün detayları anlamıyorum. Ya arkadaşlık da şöyle ben işte ona çok sevmem. Şarkı vereceğimi söylemiştim. Ondan sonra o da bana numarasını vermişti. Ben atmıştım şarkıyı. Dinledin akaratı çok güzel. Şarkıyı tamamla ver bana dedi. Ay sen önce şarkı çalmamayı öğren. Beni sinirlendirmesin. Sen önce milletin melodilerini arka tonunu çocuğu tamam. Yaktık. Senin hiçbir alakası yok aşkım. Senin hiçbir alakası yok. Sana bu saygı lütfen. Peki alası. İşte sonra şarkıyı tamamladım attım. Böyle yaptı. Olmamış dedi. Beğenmedim dedi. Ben de peki dedim. Aranjı. Bir tek o zaman. Evet o şey yaptı birazcık. Ya. Ezikledi olmadı diyerekten. Sonra kendim söyledim ben de. Sonra da mesaj attı bana. Bu senin başarın. Ona diye. Şarkıyı vermek için attım. Evet, ben söylemeyecektim. Şansa bak. Adamdaki şansa bak. Şarkıyı almamış. Şarkı şu an tap. Evet. Çok ilginç. Oha Allah'ın sopası yok işte Çağatay. Boşver bunu. Çağatay gömdük iyice şu an. Sen gömmedin. Seninle bir alakası yok. Ben gömdüm. Ben acımam. Gömmedim. Sen bugün buraya gelmeseydin Çağatay gelseydi seni gömerdim. Sağ ol ya. Şöyle döneyim. Kendi öyküsünü yazan kız makyajı yapacağım. Tamam. Biraz canım şunu sıkayım. Tamam. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence çok güzel bir şey yapıyorsun ya. Yani ben bunun sanat olduğunu düşünüyorum gerçekten. Benim makyajımın mı? Benim makyajımın sanat olduğunu mu düşünüyorsun şimdi gerçekten? Şimdi sana bir şey anlatayım mı? Bak hadi sen bana onay vereceksin. Şimdi ülkenin birinde ihtilal oluyor zamanında. Ondan sonra da bu bütün sanatçıları içeri alıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki siz senede bir gün ailenizle görüşeceksiniz sadece. Sonra tamam diyorlar. Ne istersin? Hepsi temiz, hepsini dezenfekte et. Bunun bir sürü bir şey var bilmiyorum. Hepsini kullanmayacağım sanırım. Ondan sonra bütün hepsi içeri alıyorlar ve diyorlar ki senede bir gün biriyle görüşebilirsiniz. Ondan sonra bir tane ressam var içeride. Modacısından, ressamından, sanatçısı hepsi içeride. Ben işte kızımla görüşmek istiyorum diyor adam. O senenin bir görüşme gününde. Kızı kapıya geliyor bir tane resim çizmiş böyle. İşte kuşlar var. Kapıya geliyor gardiyan diyor ki işte bu diyor... Kuş resmi, içeri sokamazsın, özgürlük ifade ediyor diyor. Kız nasıl ağlıyor? Daha 6 yaşında. Kızı almıyorlar içeri. İkinci görüşünde bir sene geçiyor. Tabii kız daha büyümüş, ressam yine içeride. Ve bu sefer bir ağaç resmi yapmış. Ondan sonra geliyor işte kapıya. Gardiyan diyor ki ne resmi yaptın? Ağaç resmi yaptım diyor. Sonra arıyorlar büyük Aslı'nı. Diyor ki bak içeri ağaç resmi sokmaya çalışıyor almayalım. O da diyor ki hayır ağacın bir problemi yok girebilir. Neyse içeriye sokuyor kızı. Kız gidiyor babasına sarılıyor ressama şöyle böyle falan. Ondan sonra babası diyor ki
ne resmi çizdin? Ağaç resmi çizdim. Ama böyle sessizce yanaşıyor babası. Baba diyor bak o ağaçların yukarısında kuşa benzeyen elmalar var. Sanat her şekilde hayatımıza giriyor yani. Kuş da olsa, elma da olsa bir şekilde. Yani bunun modacısının, işte makyajcısının, müzikçisinin hiçbir önemi yok aslında. Bu kadar sanatsal bir hikayeyi kendimi yorumlayamadım. Ama hayır, ben öyle olduğunu düşünüyorum gerçekten de. Mesela sen de öyle. Bence seninle başladı ya. Ney biraz daha. Bu makyaj meselesi seninle başladı. Ay kız öldüme bir sürü şimdi YouTuber vardı. Hayır, sohbetli bana. Makyajdan bahsediyorum. Ay tabii ya, kim vardı benden önce? Kim yapıyordu? Sohbetli. Ay benden sonra hepsi bir carlamaya, hepsi bir konuşmaya, bir gülmeye başladı. Arkamdan put gibi yapıyorlardı hepsi. Ay Çağatay yine arkamdan aklıma geldi. Allah belanı vermesin. Edebiyat mezunusun. Evet. Aynı zamanda kimya mı? Yok, o kimya şeyden, şimdi kimyanın artık 2023'e kadar atamaları olmadığı için kimya mezunu öğrenci yok okullarda normal olarak. Ben ondan okula sonra pek ilgim yok, benim ben bilmiyorum öyle şeyleri. Tersiz işte birazcık. Ondan sonra işte kimya mezunu bir öğrenci olunca biz de yanıma şeye gittik, kalabalık gönderime gittik. Bir öğrenci mi mezun oldu kimyadan? Sadece bir öğrenci. Oha. Artık atamaları yok, kimya, tarih bilmem ne, o yüzden de. Sen edebiyat mezunusun. Tabii ki ben. 15 dakikada ben de yazarım edebiyat mezunu olsam şarkı. Alakası yok, ortaokuldan. Ay şaka yani. Yapıyorum ya. Ben de yazıyorum. Senin bilmem kaç yüz tane şarkın var. 185. Bak. 185 şarkı. Ya. Vereyim mi sana bir tane? Sen de sanatçı olarsın. 15 kuruş para vermem. Ne dedi ya? Canım kız ben pintiyim, pinti. Pintiyim ben. Yok şaka yapıyorum da 185 şarkı ne demek ya? Bunların hepsi orijinal mi? Pardon. Ne demek orijinal mi? Merak ettiğimden ötürü de. Vay be. Görüyoruz. Ne yapalım, bizim de işimiz bu. Evet. Fark ettim onu. Senin kadar beceremesek de dur bakalım nasıl bir şey çıkaracağız. Çok merak ediyorum. Ay beni öven insanlar o kadar çok seviyorum ki. Ama ben hala 185 şarkı nasıl yazılır diye düşünüyorum. Yazılıyor ya. Hepsi 15 dakikada mı? Yani. Yok yok, hepsi 15 olmaz da. En uzun yazdığın şarkı? En uzunu bir hafta. O da şey yaparsam. Kimlere şarkı verdi? Ay ben soru yağmuru ilk defa bu kadar soru sormak istiyorum. Ya şimdi kimseye şarkı vermedim. Çünkü onlar benim göz bebeklerim falan diyormuşum. Yok. Vermeye çalışıyoruz da. Biraz şeyim ya Adana, böyle bu acaba söyleyebilir mi? Benim gibi söyleyebilir mi? Vermesek mi? Çok geri planda kalıyorum. Onlar da birazcık. E bu saatten sonra peşine bir şeyler ama. Bir şarkı ver, sanırım bir şarkı olacak ya. Sanırım. Pahalıya çok pahalı. Sakın 25 binden aşağı vermek. 25 bin ucuz mu acaba bu piyasa için? Ne bileyim be, ben ne bileyim o piyasayı. Yok yok, piyasayı doğru biliyorsun da. O kadar uçamayız şu anda. O kadar ünlülük yok yani henüz. Ben öyle düşünüyorum. Şey demişim, bu videodan sonra görürüz. 25 bin. 5 bin benim. Gerisi mi bin senin. İnşallah, hadi bakalım. En beğendiğin. Böyle ne denir hani, kalemini mi denir? En bayıldığın sanatçı. Toygar Işıklı. Aa, ya benim Fettahcan. Fettahcan, onu da çok severim. Aynen. Niye biliyor musun? Bayılıyor. Çünkü bak sen de şarkıcı ol, ben de olayım. Ben kendim yazayım, sen al mesela. Bir süre sonra bu seni tıkar. Çünkü sürekli alıcı. İnsan bir süre sonra ürettikten sonra çok farklı bir mecraya bölünüyor. O yüzden Fettah da ki Fettah. Amcamın Fettah oğlu. Fettah bütün şarkıları kendinin mi acaba? Fettah Bey kendisi. Kendinin ait hepsi, evet yazıyor, o da yazıyor, evet. Hepsi abi. Ama Toygar Işıklı hem dizi müziği yapıyor, ay hem evet, kendi şarkılarını ama yazıyor. Aşkı Memnu da onun muydu? Aşkı Memnu bilmiyorum ama neydi o? Yaprak Dökümü. Yaprak Dökümü, aynen. Aydınlanan. Ben hala aydınlanamadım. Ne bakayım? Ama saçların çok güzel ya. Yüzüme bakıp saçlarıma iltifat ettiğini falan. Aa bak, sana göstereceğim. Sence ne kadar? Peki, 6 lira. Senin Allah belanı versin. Bir şey öğrendim ve çok üzgünüm bunu öğrendiğim için. Beleşti kan demir. Gümrükten makyaj malzemesi almış. İlk defa böyle bir şey duydum, biliyor musun? Ben gümrük malını ne sanıyordum? Hani mesela biz valizde bir şeyler sokmaya çalışıyoruz ya, onlar yakalanıyor ya. Devlet onları satıyor sanıyorum ben.
Yok. Ama gümrük malları mağazaları olur, bilir misiniz? Bilirsin. Evet. Sen zaten kesin biliyorsun. Sağ ol ya. Kesin mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu bak bu ne kadarmış biliyor musun? Esens. 50 kuruş. Esens. 50 kuruş almış. Çakma ama bakma öyle şey olduğuna. Çakma mı? Aha, orijinal oldu. Bunlar nereye bu kadar ucuz olacak yoksa? Çakma mı? Tabii ki çakma. He, ben ucuza alıyorsun sandım. Ay yazın. Kullanmayacak mısın? Ay Süleyman kız burada ben yaptım. Aa, onu ben Allah'ın sana vereyim. Ama Allah'ın bir şey söyleyeyim mi? Seninki daha yani belli kız oluyor. Kız 75 bak. Kuruş ne demek? 50 çok kuruş ucu. Ya. Abi çok pardon. Çok özür diliyorum. 50 kuruşum. Lütfen. Evet. Şey ama ya ben sen o zaman cebine koyuyorsun 6 lira gidiyorsun gümrüğe. Aynen öyle. Evet bu da öyle mesela. Bu ne kadar dedim 2 lira mı öyle bir şeydi bu da kontür seti. Kullanmışım bile şeyim yok yani. Şunu kullanayım bunu kullanayım. Tabii ki bunları ben kullanırım ama yani şimdi bulmuşken. Bunlar kullanılır. Sana hediye hazırlattım ben aşk ol. Tabii yani. Ya, çok teşekkür ederim. Ben biraz yüzümü küçültmek istiyorum. Tamam hadi sen yüzünü küçült. Ben ne yapayım ben kaş boyayacağım ya. İbrahim Tatlıses gibi olmayayım da kapkara boyanmış. Sokaktaki tepkiler nasıl? Anlat hadi biraz. Ya şimdi bunu yine söyleyeyim. Kalın sesli kızların umudu olmuşum. Ondan sonra sürekli kalın sesli insanlar bana teşekkür ediyorlar. Ya. Evet. Bana da şişmanlar hep teşekkür ediyor. Ya. Ya ama öyle deme. Ben de onların umudu Hayır. oldum çünkü. Öyle bir şey yok. En azından doğalsın. Hep çok de böyle ki. Teselli bana ya. Ama doğru en azından şey. Şöyle, en azından böylesin. Biri de çıkıp desin ki kızım sen şişman değilsin. Ama kimse diyemiyor bana. Sustun. Sus kaç kilosun? Ben mi? Hı hı. 69 kiloyum. Ben kaç kiloyum haberin var mı? Hayır. Bilme zaten kimse bilmiyor. Yanlış renk almışım kuzey. Tupturuncu oldu. Fark ettim. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Kaçlısın? 96. Ay sen benden küçüksün. İlk defa senden küçük. Evet. Yani. Oha. Sen kaçlısın? Hani böyle şey hani şarkılar yazıyor sanatçı deyince ben ne bileyim. 30 yaşında bir kız ben de, ama büyüksün dediğimde 94, büyüğüm dediğimde 94'lüyüm yani öyle. İyi be 2 yaşlar bir şey aramızda. Ya abi. Baksana İbrahim Tatlıses gibi olmadın. Sen benim suratımı gördün mü? Şu an tıpturuncuyu. O niye öyle oldu ya? Düzeltirsin değil mi? Gerçi sen halledersin de. Ya, tamam pekala. Kaç yaşında başladın şarkı yazmaya? Şarkı 8 ortaokul. Ne yaptın 8 yaşında nasıl şarkı yazar bir insan ya? 8 yaşında dümeni tüttü gemimin diye bir şarkım var benim. Ay Allah aşkına söyle yalvarıyorum söyle. Ve sensiz kaldım her 8 daim. 8 yaşında kimsiz kaldım. Hayalleri rüyalarımda sana sahibim ben var ya. 8 yaşında yazdın. Hayır, 8. sınıfta. Ha, 8 yaşında sandı. 8 yaşında. 8 yaşında dümen kelimesi. Ha ne diyor ki dedim gemi dümen falan 8 yaşında. Doğma büyüme Ankaralıyım. Dümen gemi nereden biliyorum bilmiyorum. Kitaplardan herhalde. Ben 8. sınıfta ne yapıyordum diye düşündüm de bir. Hatırlıyor hiçbir musun? Şey yanmıyordum. Tabii canım hatırlıyorum 8. sınıfımı. 8'de. Senin hatırlamaman normal. Çok geçmiş zaman seninkisi. Bizimkisi yakın yani şuradan karşısındaki yani. Bir şey ben çok bir şey yapmıyorum umarım bu şey yapmıyordur seni engellemiyordur. Nasıl yani? Yani çok yapmıyorum dedim 5 kat formülden sürdün şimdi suratına beni konuşturma bence. Tamam peki. Tamam peki konuşmuyorum. Şey ya parmağımı kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirsin. Teşekkür ediyorum. Kırmızı yapmak o zaman dur. O zaman iddialı. Fazla olur değil mi? Yap yap ne olacak? Benim öyküm kırmızı burada gene. Burada neler yaptılar bu masada. Merve Üzbi'yi görmedin herhalde. Gördüm. Kadın Teletubbies'e döndü burada. Sabah izledim hepsini. Başka büyük markaların çakmaları var mı? Var. Bunun bende Mac'i de var ama önünde ek yazıyor. Ek Mac yani. Sadece burada bir ek yazıyor. Nasıl yani? Burada ek yazıyor burada işte M-A-G Mac anladın mı? Öyle çevirmişler. M-A-G Mac mi? Mac işte Mac var ya Mac. Mac maç diye yazdım. Tamam. Ay özür diliyorum. İşte C olarak. G değil mi o ya? Ben. Ne yazdılar önüne? Şimdi hani bildiğimiz Mac okuyoruz ya bunu. Burada Mac yazdım. Tamam. Parantez açmışlar. Önüne ek koymuşlar. Türkiye'ye sokabilmek için. Anladın mı?
Ve sen bunu aldın ha? Aldım. Gayet de kullanıyorum. A koy, B koy, bir şey koy. Evet. Yani illa bir espri yapmak zorunda değilsin, anladın mı? Ekmek ne ya? Ama aldım. Yalan yok. Alırım. Yok da. Sen bayağı sevmişsin belli. O konuda okeysin. Seni hayatta kimse bundan sonra gerçek meke sokamaz. Yani girmem. Kız alışmış. Evet. Ayağım gitmez. Ekmek ne ya? Kazı bağır orayı. Üstüne bantlant yapıştır. Ne bileyim yani. Ekmek ne ya? Ben biraz göz makyajı yapayım. Al Mac kullan gör. Bak orijinal bu. Alışmadık. Bulmuşken kullan. Gözler efendim durmuyor. Ama Mac'e bak. Bu olay şöyle yürüyor bak. Şimdi kamera karşısına geçeceksin. Diyeceksin ki Mac bana ürün gönderir misin? Gönderecekler. Sen ünlüsün kızım. Bu işler böyle dönüyor artık. Sen sanıyor musun ben bunlara para verdim? Vermedim. Vermedim tabii, ne vereceğim? 5 tanesi daha önce vermişim. Ünlüsün sen artık. Keşke bana yaptı. Keşke benim olsa. Şu an Mac. Öyle oldu. Çok değerli Mac. Haftaya bu kızla ürün gönderdin ya. Gönderdin. Göndermedin. Haftaya izle videomu. Kız ekmek kullanıyor senin yüzünden. Çok iyi. Ekmek iyi iyi böyle. Ben sana bu işi öğreteceğim. Hadi inşallah. Birileri sana ürün gönderecek. Sen de teşekkür edeceksin. Bu kadar basit. Müsaadenle şuradan bir iki palet almak istiyorum. Hadi. Heyecanlanmıştım. Onu kullanacağım diye heyecanlandım. Kullanacağım diye. Göz kapaklarını seviyorum. Ama cidden yani şey sağlıksız ya. Çünkü çok fazla göz kapağı şeyi yaşadım. Ya hala ama hala inatlı kullanıyor ne? Evet çünkü ucuz ya, hoşuma gidiyor. Ben de ucuzu çok seviyorum. İşte yalan söylüyorum. Bak bizde. Bir daha söylüyorum, ünlü oldun artık hiçbir şeye para vermek yok. Kuaförüne para veriyor musun? Gitmiyorum kuaföre. Genellikle kendim. Kendim kesiyorum saçını. Evet, saçımı da keserim, saçımı da yaparım. Saçımı ay da sen boyarım. Şaka yapıyorsun. Evet. Tam artık şey kuaföre mi gidiyorsun ve 5 kuruş para vermiyorsun. Tamam. Haftaya ara beni, sana kuaföre gidiyorum. Staja başla. Saçını ne istersen yapacağız artık böyle hayatın Damlanın değişti. Damla'nın yanında staja başladım şu an. Hayatın değişti artık, hiçbir şeye para vermek yok. Ne yapıyorsun peki kazandığın paraları, çok merak ettim. Ya diyor mu çok para harcamıyorum aslında. Genelde böyle kitap alırım ben. Kitapçıyım azıcık. Ya. Aynen çok fazla kitap alırım. Ben gibi aynı. Ben haddi de hesabı yok. Senin kırmızın daha canlı bak sanki. Aa evet. Al kız burada bak. Orijinal kullanıyorum. Orijinal. Baksana minnacık gözlerim var benim. Neresini boyayayım? Sen bant takmadın ama. Bant mı? Ben bantta yapıyorum. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gözlerin bu kadar. Şimdi ben gülünce şak diye aşağı girecek hepsi. Benim gözlerim ne kadar? Bu kadar. Benim Allah için bir yanına durun. Baksana gözlerimize bak. Ben bir güldüğüm an mevzu bitiyor benim yani. Benim gülünce çok şey çünkü yuvarlak. Benim gözlerim de küçük. Büyük göz hiç sevmem. Gerçekten. Evet küçük ama olduğunu söyle göre gözlerimi. Birazcık büyüksün. Benim sanki gözlerim daha küçük. Bakın. Bak kuzey. 12'ler daha küçük. Sen zaten kimin tarafındasın hiç anlamıyorum. Ki şey sakalların gayet hoş görünüyor. Bir teşekkür ederim. Söyleyeyim bunu. Makyajın da çok güzel oldu. Çağatay! Çağatay! Hadi aman artık be şarkı söyle yani. Sabahtan beri geldin burada çağır çağır. Şarkı söyle ya. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu benim öykümü birlikte söylerim mi sana? Ama böyle bayağı. Ben mikrofonsuz şarkı söyleyemem. Buradan falan olsun yani. Burayı terk edelim. Sonra söyleyelim o şarkıyı. Böyle güzel bir şey olsun yani. Hmm. Stüdyo dışında söyleyemem. Tamam stüdyoyu da ayarlarız. Kolay o. Klipsiz de söyleyemem. Klibi de yaparız o da kolay. Yeter ki head ediyormuşum. Şey dermiş, ne kadar veriyorsun? Gelimcan. Şuna 6 lira vermişim Allah için. O zaten belli hiçbir şey vermeyeceğin anlaşıldı da yani. Ha. Tamam anlaşıldı söyleyelim. Tamam. Çıkışta. Okey diyorsun. Oh süper tamam. Ama şey olabilir, ününe şöhretine zarar gelebilir şarkı. Hiç ben söyledikten sonra. Hiç problem değil. Abi benim gözüm çok değişik bir şey oldu ben anlamadım. Ah! Ay çok turunculadım yukarı. Sen bana bir bakar mısın Allah'ını seviyorsan? Benden daha iyi olduğu kesin. Ben klip kızı oldum. İşte şey, tamam hazırlık yap. Yalnız çiçek kreminin alanı dikinin yanında oynayabilirim şu an. Korkunç bir karakter olarak. Neyse dur sen kaşını doldurmuştum ben eksik kalamam. Nerede var sahnen canım? İşte ilk konserim Konya'daydı. Konya'da güzel bir konser yaptık. Dahasında Kıbrıs'taydık. Belçika. Sonra Belçika. Şimdi nereye? Şimdi Almanya var, Antalya var, Jolly Joker işte. Bodrum var. Almanya, Belçika. Güzel iş. Euro hazır falan.
Bu arada Belçika ilk yurt dışımdı. Ya. Aynen. Hiç gitmedim. İyi benim aklımda Belçika. Çünkü en son Belçika'daydı. Dün mü Belçika'daydı? Dün Belçika'daydım evet. Baktım stokladım. Tabii sen yine dün daha kaliteli bir... Ben Milano'daydım. Ben biraz dümen süreyim. Benim şimdi gözlerim çok küçük ve çekik olduğu için kahverengi sürmek istiyorum. Seninki daha çekik, tamam mı? Oldu mu? Okey mi? Okey. Tamam. Hadi artık şarkı söyler misin? Hadi ya. Kimin öyküsü bu? Ben sana asla şarkı söylemem de bu arada. Asla söylemem. Neden? Niye kendimi bitireyim durduk yere? Aa hayır. Öyle bir şey yok. Devam ediyorum. Tamam, biraz şey söyle ama. Amatör söyle lütfen, moralim bozuldu. Sabah uyandım, yanımda yoksun. Solumda bir acı senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde yalnızım. Sanki yorgun inan. Değildi sonsuz. Bitti gitti seyrettik aşkı. Sanmışım yolu yordamı bu. Böyle yazılmadı. Sen Alman mısın? Ay Alman mısın ya? Kanlı. Almancı mısın kız sen? Hayır. Öyle bir şeyin var senin. Neyin var? Öyle bir aksanın var. Ne denir ona? Bilmiyorum da sesi çok güzel. Sus evet ya. O yüzden susturmak için araya girdim fark ettiysen. Hadi şimdi benim öyküme gelin, orada patlayalım. Birlikte patlayalım. Ben hayatta senin yanında şu an patlamak. Aa, hayır ya, olur. Birlikte hayır, yapalım hadi. Bir daha şarkı söyleme. Tamam, daha kötü söyleyeceğim. Söz veriyorum. Bir daha sıkı şarkı söyleme. Çağatay! Çağatay! Çılgın sene. Ben kıpkırmızı oldum, çok güzel oldum. Ben güzel olduğuma inanmıyorum ama yine de eyeliner süreceğim. Sür kız sür, merak ettim mi? Sana çok yakışır ha eyeliner. Ama aşağıda siyah boyadık ama çok ne güzel çekik çekik olur işte. Ay ben çok severim çekik göz. Sürüm de batırım değil mi? Kız yani? Baksana ne yaptım gözüme, buraya kadar şey yaptım. Ama güzel oldu bak, keşke diye. O bantları bana deseydin hiç. Tabii sen daha güzel olacaksın ya biz. Neyse. Hem şarkı söyleyeyim, ben ne güzel oldu. İzin verir miyim? Parlıyor muyum orada? Bir bak Kuzey. Oha. Benim ışığımdır. Eyeliner'ı ne kadar aldın, ayıptır sorması. Valla bu Golden Rose da var. Orijinal. Beni şaşırttın. Çok sürprizli bir kişilik. Beni niye soktun ya? Şimdi bunu nasıl toplayacağız? Bunun için soktum işte. Yazık daha doğrusu. Uğraş diye soktum. Ben yemek falan yerim. O çekerek. Ama bir şey söyleyeyim, ben güzel oldum. Evet. Yalan yok. Maskara sürdüm canım. Yok şimdi. Dur şey, sana en güzelini vereyim. Ben en orijinali bu mu? Hepsi orijinal de. Benimki kahverengi. Ben küçük gözlü olduğum için sevmiyorum. Sen kahverengi mi sürdün? Evet. Ben kahverengi sürmeyeceğim ama. Şimdi mesela hepimizde ses var. Evet. Yani konuşma sesinden bahsediyorum. Ama mesela sen niye şarkı söyleyebiliyorsun da başkası söyleyemiyor? Çünkü o her şeye bir cevabım var zaten. Bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Mesela? Hepimiz konuşabiliyoruz sonuçta. Hepimizin ses teli var. Niye ben öyle şarkı söyleyemiyorum? Ya da mesela eğitim alsam söyler miyim? Tabii ki söylersin. Ya. Gerçekten tabii mi? Ki. Yani mesela bundan hiç şarkıcı olmaz diyebileceğin insanlar bile eğitimle bunu çözebiliyorlar. Vallahi. Çok kolay bir şey. Tabii bir solfej mesela Çağatay Akman. Ya. Çocuğum öyle ya. Mi? Yüz binleri de biliyor vallahi, yalan yok. Yok be, çocuğun şarkıları güzel ne kadar çalıntı da olsa. Ben çalmaya karşı bir insan asla değilim. Bir gün şarkı olursa ben de çalarım. Mesela tabii. Şey bu benim ben sana şarkılar veririm. Çal. Ama senin yani ben de şarkı söylemek istiyorum. Söylersin ya. Tamam. Ben tanıdık hoca, para vermem. Sesin çok kötü olduğunu. Hocaya ne gerek var? Hiç problem değil. Hallederiz onu. İki haftamız var. Gerçekten. Hadi. Tamam. Hadi başlayalım. Konuştuğun sesle şarkı söylemek. Konuştuğum sesle şarkı. Tekrar edeceksin kız, dur. Konuştuğun sesle şarkı söylüyorsan bu senin en rahat tonundur mesela. Şu bu an benim öyküm birazcık. Yani şarkı şeklinde. Mesela bak şu an böyle konuşuyorum. Bu benim öyküm birazcık yaralı. Bu benim en rahat tonum. Çünkü benim ses tonum. Ben konuştuğum konuşurken gibi. De rahat değilim. Neden?
Sesin bir garip benim. Hayır ya. Bak çok sen de mesela bizim kategoriye doğru kayıyorsun. Sesin böyle bir süre sonra kalınlaşmaya başlıyor. Mesela G'lerin ve R'lerin daha kalın. Geriden ve sert çıkıyor. Sen yani ne çok incelemişsin beni yarım saatte. Bu nasıl tespitler böyle? Benim sesim kalın mı ince mi? Orta. Çok bana bazen değil. Çok kalın geliyor. Mesela şu an çok kalın duyuyorum sesimi. Yok gayet ama normal. Bazen çok cırtlak duyuyorum. Çünkü bağırıyorsun. Çok normal. Yani... Çığırdığın zaman tabii ki de sesin ince çıkacak. Yani. Ben bir tek benim rujum kaldı. Sen çok yavaş olduğun için ben, seni evet, beklemiştim. Ben aldık 50 kuruş. Gerçekten 50 kuruş. Evet. Şaka gibi. Değil ya. Bu benim öyküm. Dinledik. Biz sandık ki böyle İlk naif, kibar bir kız gelecek. İlk dinlediğin zaman. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ama şey değil. Buradasın diye söylemiyorum. Yok. Günde en az 15 defa dinliyorum arabada. Günde en az 15 defa. Vay be. Benim en patlamaz dediğim şarkılardan biriydi. Ama patladı. Diğer şarkılara bak demek ki Çağatay ve sen bu işi bilmiyorsunuz kardeşim. Patlamaz demişsiniz şarkı. Şarkıyı şu an Türkiye'de bilmeyen yok. Evet söylüyorlar canları sağ olsun. Yok yani. Ben çok da güzel bir kız. Rihanna çatması gördün mü? Böyle ona benziyor rengarenk. Onun vardı ya. Rihanna'nın mı? Gökkuşağı şeyi vardı ya onun. Hiç görmedim. Rainbow serisi. Hiçbir de görmedim yani. Yalnız her şeyimi parmağımla çözmeme kaç puan evet. verdin. Evet. Helal olsun. Canım ellerim. Ruj lazım. Ben... Ne renk istersin canım? Bilmiyorum. Dur bakayım. Yani iki renk var önümüzde çok seçeneğimiz böyle yok. Böyle hafif pembiş. Şu güzel. Ben ikisini karıştırdım mesela. Bakayım sen ne yaptın? Bunu mu yaptın diyormuşum. O kadar uğraştım bunu mu yaptın? Yok yakıcı olmuş. Yani gerçekten gözüne kırmızı sürüp dudağına turuncu mu sürdün ben mi yanlış görüyorum? Hayır doğru görüyorsun. Tabii bizim kocaman dudaklarımız ya. Yok. Küçücük bizim dudaklarımız. Dolgu yaptır. Yaptırayım mı? Yaptır ya, tabii ünlüsün bedava. Ünlüsün sen hiçbir şey düşünmemen lazım artık. Her şey bedavasın. Tatil bedava. Sabitleyici sıktın mı sen? Tabii konuşma. Sıktım. Nerede ver. Al canım. Sallıyorsun onu da. Bendeki var o da öyle sallanıyor ama tabii böyle bir şey. O zaman bu kesin sallanmıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben bunu sıkarsam eğer kirpiklerimi kapattığım an aşağı geçecek. Ama sıkmaz canım sen maskarayı Benefit sürdün. Hemen kurumuştur. Evet kurumuştur. Gördüğün gibi. Gümrük malı maskaraları benzemez. Pekala. Şimdi göreceğiz bakalım neler oluyor. Hiçbir şey olmadı kız. Oldu mu? Yok olmadı tabii. Şimdi söyle bakalım hangimizin gözleri daha küçük? Gülme. O zaman benim de küçülüyor. Gülünce benim de küçülüyor. Gül bakayım. O kızarsan tabii ki de küçülür. Damla'nın gözleri daha... Perfect. Her insan bir gün doğru yolu bulacaktır Kuzey sağ ol. Çocuk mu avutuyorsunuz siz? Biri alkışlıyor, biri Damla'nın gözleri daha küçüktür diyor. Neyse. Allah'ım çok güzel oldu. Ay sen de canım. Pislik ya. Ya. Ben gerçekten o kadar korktum ki bir edebiyat öğretmeni gelecek karşıma diye. Biz bu arada yeni tanıştık az önce. Az önce tanıştık. Şey falan kendisi büyük hayranlıymış. Ziyarete geldi imza almaya. Ben dedim gelmişken hadi gel. Hayır. Ya çok kuyumu teşekkür kaldım. Ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman şimdi gidip. Hadi şarkıyı yapalım. Biz gerçekten bu arada şu an gidip şarkı söyleyeceğiz. Evet. Klibimizi evet. Sen çeker misin? Çekerim. Tamam. Tamam. Teşekkürler. O zaman seni çok seviyorum. Kapatsın diye. Evet hadi sen kapat artık bu seferinde. Ben mi kapatayım? Evet. O güzel sesimle kapatır mısın? Ya. Ya? Kalbi uzaklarda bir adam var. En derinde hep geride yaşlı bir sonbahar. Geçmez dedi ki daha çok kanar. Yarısı bende bir damar. Canım yanar. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.